grup arkadaşlar ben hani bir yanlış konuştuk geçen. Şey yapmıştım işte, demiştim ki sen benim adım Eski'yi söylemeliydi. Ben Berna. Şaka ben Eski. Orada size şaka yaptım. Yani ondan sonraki videoda size şaka. Şimdi ne yapacağız? Ne edeceğim? Bilmiyoruz. Ama bu el benimle. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Ne yapacağız bugün? Ne yapacağız? Düşünelim bakalım. Güzellik yarışmaları mı yapsak? Veya telefonların gerçek sandığımız ama baktığımızda gerçek olmadıklarını konuşsak. Telefon bir şey var ama telefon yani şey alacağız. Şimdi diyelim bizim kafamızda veya beynimizde değişik mesela namdan çok sıkılandığımız bizim serviste işte o kız hep duyuyorum benim arkamda oluyor. Dişlerin bembeyaz olması nasıl oluyor? Bunu biliyoruz. Tabii ki fırçalayacağımızda. Şimdi ne yapacağız? Mesela ne yapabiliriz bilmiyorum ama gördüm mi biliyorsunuzdur. Böyle şeyler hemen donunu alayım bekleyin bir dakika. Sevebilirsiniz de. Bu şeyde şu ayağını çıkarttım ben yapmıştım da şimdi bunlar adını unuttum ama gördüğüm olduğunda şeyler var ağzınızda bunun oyuncağıdır. Peki arkadaşlar ben bu oyuncağını aldım tuvaş yapıp gideyim yani varsa diyeyim yani bitmişti olabilir ben gittiğimde çünkü vardı bitmişti olabilir arkadaşlar ne böyle tuttum. Bittiği için de tabii ki ne olur alamam siz yani ben size var çok var demeyeyim yoksa yalan söylemiş olurum. Evet mesela bir şey hazırlayacaksınız veya bir şey yapacaksınız yani bilmiyorum bir telefon mesela telefonları geçtiğimizde bozuk çalışmayan yırtılmış bir telefon. Veya bu benim kılıfım iPhone'dır. Bu ama iPhone değil çünkü kapağı kırık ve oyuncaktı. Peki arkadaşlar mesela çocukların en sevdiği şey bebektir. Ama ben de bir sürü bebek var ben de çok seviyorum. Ama bunların bazıları bizim için çok da güzel değil yani ne diyebiliriz. Diyelim bazıları bozuk çıkıyor, bazıları sınıf şey yapıyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Ama biz ne zaman bir şey yapmaya kalksak hem gene gidiyorum hem de gidiyorum, özür dilerim. Ne zaman bir şey yapmaya kalksak ya o bebek kırılıyor veya o oyuncak kırılıyor. Diyelim bir fikir bulalım. O oyuncağımız kırıldı. Annemize söyledik yaptır. Yap. Ama yapmıyor. O zaman ne yapacağız? Biz bu oyuncakçıya gideceğiz. Bu oyuncağım kırıldı diyeceğiz. Ve bu oyuncağı iade edeceğiz. Paramızı geri alacağız. Ve dekodere gideceğiz. Oradan garanti belgesi alacağız. O oyuncağının yenisini alacağız. Veya başkasını ama başkasını alamayız. Onu da herhalde siz biliyorsunuz. Ve alabiliriz yani ben tahminen kafalarımda çözemiyorum. Zaten Haziran ayında çok sıcak ay. Şimdi sizde bir yarışmadan bahsedeceğim. Survivor. Survivor çok iyi. Yani çok güzel bir yarışma. Serkay mesela. Semih diyordu ki bugün dedim. Ben izledim. İlk Serkay gidecek. Şimdi biz Nergen diyordu ki işte üçümüz olduğunu işte yatağa gitsin, Semih gitsin bir şey olmaz falan filan diyormuş. Ondan sonraki sessiz yani eskiden la 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 bağırmış ama şimdi yani sesi içine katmış. Bugünkü onu gördünüz mü? Sosisli. Çok güzel. Yani
Ben de şimdi anlamsız kız çeken kişi Gamze Güngör. Beşlerle bir yere gidiyor. Baş şiir konuşuyor. Olmayabilir de. Le 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 le. Şimdi ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Bilmiyoruz. Kanka bediz. Mesela biliyor musunuz? Bilmiyor da olabilirsiniz bazı izleyenleriniz. Yine de ben yani biliyor da olabilirsiniz, bilmiyor da izleyenler için söylüyorum. Yine de ben MSP çok güzel bir yer. Mesela kendinizi giydiriyorsunuz, kullanıcılarınızı, pepetinizi alıyorsunuz, alışveriş yapıp yeni kıyafetler arıyorsunuz, arkadaş edinebiliyorsunuz veya mesaj atabiliyorsunuz ve mesaj görebiliyorsunuz, etkinlik yapabiliyorsunuz, oyun oynayabiliyorsunuz, pepet alabiliyorsunuz veya bir animasyon veya film çekebiliyorsunuz veya filmleri yapabiliyorsunuz. Peki bunu bırakın. Fear faktörü biliyor musunuz? Bilmeyenler olur. Esas hiç kimse bilmiyor. Ben sadece karşıma çıktım. Fear faktörü tam yani YouTube'dan izliyorum. Fear faktör yani yarışma. Eşlerle katılıyorlar. Öyle böyle. Geçelim biz şimdi yarışmaya. Şimdi yapacağım şey toka türleri. Birinci tokamız bu olur. İki tane böyle tokamız var. Peki. Başka toka türü var mı? Bende var mesela. Ne görünmüyor. Ne yapabilirim? Görünmüyor yani. Değişik bir tür var. Çiçek. Yani bir şey. Peki çaydanlık türleri. Oyuncak olabilir. Oyuncak çaydanlık yani. Oyuncak bardak. Oyuncak çaydanlık. Mesela bunların setleri var. Çaydanlık falan filan tepsi oluyor. Peki şimdi dişlere geçelim. Diş bakım setleri var. Ben bunu bir yerine alayım. Bunların içinde diş macunu. Yani bulamazsınız. Ben sadece size söylemek için. Bunların içinde diş fırçası. Gördüğünüz gibi bakın yazıyor. Diş fırçası. Diş macunu. Diş fırçası. Diş macunu. Ve bir tane kanat eli var. Bir de mendil. Şey kızlar için geçerli bu. Kitap okumayı sever miyiz? Ben yazını çok seviyorum. 31 tane kitap okudum. Lila Pazarcık tavsiye ederim. Yazan kimmiş? Bahçek Yumuş. Yazarı kim? Enede Altın çizimlerini grif yapmış. Grif. Mesela bir sayfası. Çok güzel. Çok komik. Komik demeyelim. Güzel yani. Kısacası güzel. İşte o gördüğüm oyunu dediğim var ya. İşte onun oyunu buna. Bu. Bunun içine siz sokuyorsunuz ve oluyor. İşte arkasında da bunu böyle hop hop niye çevrilemedi? Ha ben bunun içine bir şey koymuştum da özür dilerim. Tamam. Bu. Ben her şeyimi neresi diyemedim. Böyle elimi çekeyim. Böyle döner. Diyelim bize ne çıktım? Bacak kola kol bacağı. Yani bacakla kol birleşiyor, kol ve bacak birleşiyor. Ama bunu yapmak için bir tanesini dışı kalanı bir yere. Bunlar siz kullanabilirsiniz. Kullanmaktan başka yani okula gidenleriniz var veya gitmeyip izleyenleriniz var. Yani ben de okulda ders falan öğreniyoruz. Bunlar bizim bilgimiz sağlıyor arkadaşlar. Kısacası yani dersler çok güzel. Tıpkı matematiği hiç sevmiyorum ben. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Benim bu kadar. Gitmem lazım. Görüşürüz.